Yavuz Karasu. Dragan. Evet, benim. Hop! Neredeyim ben? Bir süre burada benim misafirim olacaksın. Ne zamandır buradayız? Neredeyiz biz? Henüz bir iki saattir. Ama birkaç yılda burada kalabiliriz. Ne yapacaksın? İşkence mi edeceksin? Sana konuşacağımı mı sanıyorsun? Aman, konuş ya da konuşma, umurumda bile değil. Sadece sana işkence yapma fikri hoşuma gidiyor. Yanıma gelsene Dragan. Senden korktuğumu düşünmüyorsun, değil mi? Gelemeyeceğini biliyorum. Bilmiyorsun. Gelebilirim Yavuz. Yanına gelebilirim. Ama eskaza ben yanına geldiğimde sohbet ederiz. Arkadaş olabiliriz. Beni sevebilirsin. Şöyle ortalama bir hesap yapıyorum. Düşmanlarından çok sevdiklerin ölmüş be. Ya da seni sevenler. Sana sarı komutan diyorlar ya. Aslında sana lanetli komutan demeleri lazım. Kes lan sesini. Önce annen. Sonra nişanlın. Sonra... Aman ne bileyim işte, liste böyle uzayıp gidiyor. Şükürler olsun ki bana senin gibi bir evlat verdi. Aşkım, ben gerçekten korkuyorum. Ben karımı kaybettim. Ben de nişanlımı kaybettim. Sen onu vurmadın ama. Yavuz, sana şunu söylemiş miydim? Ben bu sonları hiç sevmem. Sana bunu yaşattığım için kendimden de anne. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Kurtarın! Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Sakin ol. 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 Sakin ol.
Yavuz, 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 Yavuz. Beni öldürmek için pek doğru bir yerde olduğunu söyleyemem Yavuz. Ne istiyorsun? Ben senden ne isteyeceğim be? Sen kimsin? Sen zavallının tekisin. Ben sana acıyorum. Şuraya bak. Bütün sevdiklerini tek 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 öldürmeyi başarmış bir zavallısın. Hayır, ben de kendi sevdiklerimi öldürdüm ama bunu bile isteye yaptım. O yüzden senin gibi vicdan azabı çekmiyorum. İnsan olmadığın için olabilir mi? İnsan olmak. Bayılıyorsunuz bu insan olmak lafına. Nedir ya insanın diğer canlılardan farkı? Onlara eziyet etmek dışında insanın ne farkı var? Bırak bu lafları. Ne verdin Yavuz'a? Ne bu? Önemli bir şey değil. Acısını ve gördüklerinin etkisini arttıracak bir şey. Buradan çıktığında hayatta ise bile ölmek isteyecek. Güzel. Ama şu an ilgilenmen gereken bir konu daha var. Tamam, geliyorum. Yavuz, bana 2 dakika verir misin? Sadece 2 dakika. Teşekkür ederim. Bu arada beklerken sıkılma diye. Nedir, ne oldu? Erdal'ı aldılar. Peşimizdeki timden de kurtulamadık. Önemli değil. İçerideki hepsinden kıymetli. İçeride bir ganimet var. Ya konuşursa Erdal? Çok şey biliyor. Ben bunu düşünmedim mi zannediyorsun? Kadınlar. Telaş etmekte üstünüze yok. Nisan Hanım. Erdal'ı almalarına nasıl izin verirsin Dragan? Konuşursa sonuçları ağır olur. Dostlarımız için de bizim için de. Merak etmeyin, Yavuz Karos elimizde. Eğer Erdal'ı konuşturulursa Yavuz'un öleceğini biliyorlar. Bunu göze alamazlar. Ne yapmayı düşünüyorsun? Erdal'ı konuşturmalarına izin vermeden tabii ki geri alacağım. Güzel. Elini çabuk tut. Hepsi o çok güvendiğin Dragan yüzünden. Bir adama sahip çıkamadı. Endişe edecek bir durum yok. Elinde Erdal'a karşı büyük bir koz var. Erdal örgütün kara kutusuydu. Bu yüzden başımıza bir iş gelirse Dragan'a hesabını sorarım. Dragan'ı karşına almak istemezsin Cemal. Daha onu tanımadın. Halledeceğim diyorsa halleder. Haber bekle bizden. Demek örgütün habercisi sensin ha? Posta güvercinimsin lan sen. Ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Yanlış adam aldınız beyler. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha ne yapacaksınız lan? Üstümüze ateş ettiniz ya. Ulan hadi herif. Ne biliyorsan tek tek götüreceksin. Duydun mu lan beni? Bırakın şimdilik. Bildiği ne varsa söyleyecek nasılsa. Şu sınırı bir geçelim de. Komutanım, adamın telefonu çalıyor. Ben Dragan Ratković. Şimdi beni iyi dinleyin. Erdal'ın elinizde olduğunu biliyorum. O zaman yakında sıranın sana geleceğini de biliyorsundur. Zevzek zevzek konuşma. Bende de size ait olan bir şey var. Komutanınız Yavuz Karasu.
Ya da işte eski komutanınıza her ne alsa. Ne diyorsun lan sen? Şartlarım şimdilik şöyle. Erdal'la beraber sınırı geçerseniz Yavuz ölür. Erdal'ın kılına zarar gelirse Yavuz ölür. Ve Erdal'ın size konuştuğunu anlarsam Yavuz ölür. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Doğru, haklısın. Ha şöyle yapalım. Evet. Merhaba de Yavuz. Komutanım. Anlaşma basit. Erdal'ı derin. Yavuz'u alın. Aksi halde komutanınızın ölüsünü bulursunuz. Sakın bu aşağılık herifi dinlemeyin. Sakın. Benim için Erdal'ı verirseniz hakkımı helal etmem. Duydunuz mu? Neyse. Bundan sonra karar sizde. Ya bana Erdal'ı verirsiniz ya da canlı yayında Yavuz'un ölümünü sadece size değil, ülkenizdeki herkese izletirim. Ortaya çıkacak olan karışıklık sadece bana yarar. Siz en fazla tıklanma rekoru kırarsınız. Yani öyle ya da böyle ben kazanırım. Ulan komutanıma bir şey olursa senin kafanı kopartırım lan! Tabii. Şöyle yapıyoruz. Saat 4'te Taşçılar yoluna Erdal'ı getiriyorsunuz. 30 saniye bile geç kalsanız komutanınızın kıvranan bedeniyle karşılaşırsınız. Çıldıracağım lan. Lan çıldıracağım, duramıyorum lan. Lan çıldıracağım. Çıldıracağım, delireceğim lan, duramıyorum. Lan senin canını alırım lan. Canını alırım senin. Planlarınız suya düştü galiba. Kes lan sesini. Kes! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Gebertirim lan seni! İn lan aşağı! İn lan! Aşağı in lan! Lan! Çık lan! Yürü lan! Abi! Yürü lan! Yürü! Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Abicim! Yaşanlı! Çık lan! Çık! Abi! Yaşanlı! Gebertirim lan! Sakin ol diyorum, Keşanlı! Keşanlı bırak adamı! Kaldırışımı tut! Başaramayacaksınız! Keşanlı bırak! Keşanlı bırak adamı! Bırakın lan! Bırak! Abi tamam yeter, öldüreceksin! Keşanlı bırak! Keşanlı sakin! Olamıyorum! Komutanımı öldüren adam! Kalk, kalk! Gel lan, gel! Bu Dragan nasıl aldı komutanı? Ne ara aldı? Hayır abi ben anlamıyorum ya. Yavuz komutanımı almak bu kadar kolay mı ya? Ne bileyim kolay mı değil mi? Yapmış bir kalmışlardır işte. Takas diyor herifler, ne yapacağız? Bu kararı biz veremeyiz. Erdem komutanımı aramam lazım. Fethi, alabildiniz mi Erdal'ı? Aldık komutanım. Aldık ama bir sıkıntı var. Ne oldu? Erdal'ın telefonundan Dragan aradı. O herif Yavuz komutanımı almış komutanım. Ne diyorsun sen Fethi? Nasıl almış? Nereden almış? Bilmiyoruz komutanım. Bizim Erdal'ı ele geçirdiğimizi öğrenince karşı hamle olarak Yavuz komutanımı aldı herhalde. Doğru söylediğinden emin misiniz? Doğru söylüyor komutanım. Görüntülü aradı. Gördük Yavuz komutanımı. Kapatmış bir yere. Dediklerimi yapmazsanız canlı yayında Yavuz komutanınızı öldüreceğim diyor. Allah kahretsin. Yavuz'a karşılık Erdal istiyor ha?
Öyle komutanım. Takas için 3 saatiniz var dedi. Erdal da anladı tabii durumu. Hayatta konuşmaz artık komutanım. Bekleyin Fethi. Bulunduğunuz noktadan ayrılmayın. Biz hemen geliyoruz. Yavuz'u o halde bırakamayız. Ama Erdal'dan da vazgeçemeyiz. Erdal'ın bildikleri bizim için çok önemli. Bulacağız bir çaresini. Emredersiniz. Dragan Yavuz'u mu almış? Maalesef öyle. Nasıl almış ya? Nereden almış? Bilmiyoruz. Yavuz'a karşılık Erdal'ı istiyor. Tamam, vakit kaybetmeden yola çıkalım. Tamam, üstlerimle konuşup hemen çıkarız. Dragan'a istediğini vermeyeceğiz değil mi? Takas olmayacak yani. Derya, biz teröristlerle pazarlık yapmayız. Krizi bir şekilde çözmeye gidiyoruz, takasa değil. Ben de sizinle geleyim, Erdem Albay'ım. Erdal'ı sorgulamak için buraya getirmenize gerek kalmaz. Belki konuşur. Erdal durumu biliyor. Konuşacağını sanmıyorum. Hem senin için sınır ötesi tehlikeli olabilir. Ben bütün tehlikeyi göze alıyorum Erdem Albay'ım. Yani en ufak bir şansımız olsa bile denemeye değer. Ben gidip başsavcımızla konuşayım. Tamam. Yalnız görev gizliliğini unutma. Merak etmeyin. Allah Allah. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Efendim? Turan Usta, ben Erdem Albay. Buyurun Erdem Albay'ım. Hayırdır? Şu sizin çırakla ilgili bir sorun var mı? Yani biz ulaşamıyoruz da. Ben de ulaşamadım. Bugün hiç dükkana uğramadı. Kaldığı yere gittim, ortalık bayağı dağılmıştı. Bir şey mi geldi başına acaba? Sanmıyorum. Acil görüşmemiz lazımdı da kendisiyle. Neyse, merak edecek bir durum yoktur. Ben illaki bulurum onu. Bir gelişme olursa bana da haber verirsiniz değil mi? Merak ettim işte. Elbette. Görüşmek üzere. Ne olmuş? Turan Usta da bilmiyor. Herhalde kaldığı yerden almışlar. Ortalık dağılmıştı diyor. Erdal'ın peşine düştüğümüz için mi? Yani bir nevi sigorta gibi. Yavuz'un herkesin yumuşak karnı olduğunu biliyordur tabii ki. Evden aldıklarına emin miyiz? Ben bir emniyetten rica edeyim, ekip yollasınlar. İyi olur. Belki bir ipucu buluruz. Ben bölgeyle irtibata geçeyim, bize bir uçak ayarlasınlar. Fazla vaktimiz yok. İyi olur. İnşallah sonun baban gibi olmaz. Ah Agah be ah. Çok acı çekti rahmetli, çok. Rahmetli mi diyordunuz siz?
Gittiği yerde huzur içinde olduğuna eminim. Kendinizi böyle mi kandırıyorsunuz? Hangi konuda? İşte cennet, cehennem falan. Sen gözlerini kapadın diye bu alem yok değildir Dragan. Senin derdin ne? Senin gerçek derdin ne? Söyledim ya, kaç kere söyleyeyim. İşte Türkler, Müslümanlar. Ne yaptık biz size? Neden bu korku? Hangi korku? Türk korkusu. Vallahi şu an durduğun yere baktığımda pek korkutucu görünmüyorsun bana Beyoğuz. Niye beni bu kafesin içinde tutuyorsun? Buradan çıkınca boynunu koparıp şuraya asacağımı biliyorsun değil mi? Saçmalama. Korktuğunu biliyorum Dragan. İtiraf etmende bir sakınca yok. Herkes korkuyor. Tek derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş? Eğer biz güçlenirsek, dünyada istedikleri gibi at koşturamayacaklarını biliyorlar. Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya. Herkesin bizim etrafımızda toplanacağını gayet iyi biliyorlar. İstedikleri ülkede darbe yapıp insanları kurşuna dizemeyeceklerini. Petrolü istedikleri gibi kullanamayacaklarını. İnsanları bir köle gibi yaşatamayacaklarını daha iyi biliyorlar. Affedersin ama bu kibir nereden geliyor? Bu kibir değil Dragan. Bunlar tarihi gerçekler. Bunlar yaşandı bu dünyada. Bunlar yaşandı ve tarih oldu Yavuz. Bizde bir söz vardır. Tarih tekerrürden ibarettir Dragan. Yani tekrar eder. Üzgünüm Yavuz ama saçma sapan bir rüya gördüğünü söylemek zorundayım sana. Biz bir rüyadan devleti büyüdük. Rüyasını görmeyene devlet nasip olmaz. Evet ama sen bu devletin geldiği noktayı göremeyeceksin. Umurumda değil. Ben ona bakmıyorum. Ben çorbada tuzum var mı yok mu ona bakıyorum. İşte ben de bundan çok tedirgin oluyorum. Çünkü ne zaman çorbada senin tuzun olsa ortalık felaket yerine dönüyor. Mesela annen, işte Bahar, baban. Onların adını ağzına alma. Benim lafımı kesme. Sen vebalı gibisin lan. Kime tutunsan, kime dokunsan acıyla ölüme sürüklüyorsun. Kes lan sesini. Ah! Nişanlın. Merve miydi bu? Patlayarak öldü değil mi bu kız? Annen de öldü. Bahar karın. Karın yalnız öldü be. Bu kız hastane odasında tek başına can verirken sen yanında bile değildin. Sus dedim sana! İşte sen de böyle yapayalnız burada öleceksin. Arkadaşların buraya geldiklerinde böceklerin yediği cesedini bulacak. Seni tanımayacaklar bile. Ya da belki o çok güvendiğin Tanrı sana yardımcı olur. Bak işte orası hiç belli olmaz. Acıyorum sana Yavuz. Sana bütün samimiyetimle acıyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi Dragan? Hayatım boyunca intikam almak için tutuşmadım. Bu kadar sevdiğimi kaybetmeme rağmen.
Bana bunu sen tattırdın. Artık yaşamak için bir sebebim var. Sana teşekkür ederim. Komutanım. Vaktimiz çok az. Bu herifin de şakası yok. Ne yapacağız? Ya bırakın konuşturayım ben. Konuşur mu şu an Keşan'la? Bütün kozlar elinde. Ben konuştururum aga. Ben konuştururum. Ne demişler? Nus ile akıllanmayana et beli tektir. Yeter artık böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi? Tabii ki de hayır. Ama takas falan yok. Unutun oğlum takası. Yavuz komutanın yerinde kim olsa seve seve ölüme giderdi. Ne yani pes mi edeceğiz? Yavuz komutanımın ölmesine göz mü yumacağız? Lan oğlum sen ne her şeyi yanlış anlıyorsun ya? Durun bir oğlum durun be! Bulacağız bir yolunu. Yavuz komutanımı da kurtaracağız. Bu herifi de konuşturacağız. Melisa? Mücahit, uygun musun? Yani pek değilim ama. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sesin nefes nefese geliyor. Pardon hanımefendi, özür dilerim. Evet, ev arkadaşımla kavga ettik sadece. Biraz sinirlendim, çarptım kapıyı çıktım. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacım var sadece. Ne yapacaksın şimdi? Ben de İstanbul'da değilim ki şu an. Aa, öyle mi? Neyse tamam. Zaten neden seni aradım bilmiyorum. Neyse ben bulurum o zaman kalacak bir yerler. Merak etme. Görüşürüz. Dur bir dakika dur. Dur kapatma. Birini yollayacağım şimdi yanına. Kız kardeşim sayılır. Bu gece onunla kalırsın tamam mı? Tamam. Tekrar çok özür dilerim ama durum biraz acildi. Yok ya ne demek. Hallederim ben. Sağ ol. İyi ki varsın. Efendim Mücahit abi? Nazlı bir yardımına ihtiyacım var. Tabii. De hayırdır? Bir arkadaşım bu gece kalacak yere ihtiyacı var. Melisa diye bir arkadaş. Neyin nesi, kimin fesi diye gözünü seveyim sorma. Bu gece sizde kalsa olur mu ha? Temiz, iyi aile kızıdır. Tabii, tabii olur. Yeter ki sen iste. Aslansın be. Tamam. Şimdi yolluyorum numarasını sana. Siz buluşursunuz. Tamamdır, bekliyorum. Nazlı. Ya Güler Hanım falan. Kim diye sorarsa. Tabii ki adın geçmeyecek, merak etme. Ey senin Allah'ına kurban be. Tamam. Yolluyorum şimdi numarayı. Tamamdır. Abi. Ne oldu? Bir sıkıntın var? Yok yok hallettim. Abi bir şey diyeceğim ya. O çatışmada beni kurtaran sendin değil mi? Hayır ben senin derdine hem hiç aylık. Her şey bitti. Tek derdimiz bu mu? Ben değildim oğlum. Ben değildim. Kimse kim geçti gitti ya. Allah'ım. Kimdi abi o zaman ya? Kim kurtardı beni? Komutanım. Erdem komutanım Dragan'ın verdiği saate yetişmezse ne yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Beni kurtarmak için o aptalı sana getireceklerini düşünmüyorsun değil mi? Sen benim bir B planım olmadığını mı düşünüyorsun? Plan demeyelim ona. Tuzak diyelim. Daha doğru. Hatta
Bak bu daha iyi oldu. Ne be? Zeki olmak suç mu? Yani sen aptalsın diye ben mi suçluyum? Bizden daha akıllı değilsin Dragan. Ahlakın yok sadece. O yüzden kendini daha zeki zannediyorsun. Ahlak beceriksizlerin işidir. İdealleri ve hırsları uğruna yaşayanlar için değil. Ve sen çok ahlaklı bir adam olduğun için şu an oradasın. Doğru. Yoksa seni Viyana'da çoktan indirmiştim. Ama sen hakikaten çok sıkıcı bir adamsın. Paralı bir köpek olmaktan iyidir Dragan. Erdal işi ne olacak? Verecek miyiz gerçekten Yavuz'u? Erdal'ı alacağız. Ama Yavuz için söz veremem. Daha yeni kavuştuk. Onu hemen kaybetmek istemem. Geç, geç! Yürü! Yanlış yapıyoruz Avcı. Erdem komutanı beklemeliydik. Yetişemediler, ne yapsaydık? 30 saniye bile gecikirseniz öldürürüz komutanınızı dediler. Yetiştiler, yetişemediler. Ben onu bunu bilmem. Bu yaptığımız büyük hata, haberin olsun. Ama hayırlısı, dur bakalım. Bir karar vermem gerekiyordu, verdim. İtirazım mı var Karabatak? Evet, var. Biz de Yavuz komutanı seviyoruz. Biz de Yavuz komutan için canımızı veririz. Ama kafamıza göre hareket edemeyiz. Bu yaptığımız büyük bir hata. İyi. Durumdan rahatsız olan varsa dönünce beni rapor eder. Ama şu anda timin komutanı bensem, kararım budur. Bütün sorumluluk bana ait. Anlaşıldı mı? Sorumluluk bende. Komutanınızı dinleyin bence. En doğrusunu yapıyor. Siz komutanınızı bırakmazsınız. Onlar da benden vazgeçmezler. Niye? Çünkü çok şey biliyorum. Yaşanlı! Abi! Yaklaşmayın. Lan haysiyetsiz köpek. Bak ben tasmanı tutan biz kadar da vermeyeceğim süre. Sana 5 saniye veriyorum. Bildiğin ne varsa anlattın, anlattın. Yoksa beynini dağıtırım lan! Keşanlı, indir diyorum o silahı. Sen de beni rapor edersin dönünce avcı. Bu silah patlamadan inmez. 5! Abi sakın. 4! Keşanlı, saçma sapan işler yapma. İndir şu silahı. 3! Keşanlı yapma. 2! Keşanlı dedim. 1! Yapamazsın. Yaptım bile. Dikkat! Kalk lan, kalk, 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 kalk! Çaylak sen ne ol! Ben de komutanım! Ne oldu? Taklayana geldiniz ha? Kes lan sesini, kes! Dragan'ın adamları! Bunlar takasa falan gelmemiş. Lan güvenilir mi? Bunun böyle olacağı belliydi. Bunlar akıllarınca Erdal'ı alacaklar. Yavuz komutanım bize vermeyecekler öyle mi? O iş biraz zor aga. Canımız pahasına mücadele edeceğiz beyler. Ölmek var. Erdal'ı vermek yok.
Aa, merhaba, geldin mi? İçerideyim ben. Hah, tamam, tamam, gördüm seni. Merhaba, Nazlı ben. Merhaba Melisa, ben de memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Mücahit abi endişeliydi biraz. İyisin değil mi? İyiyim. Ama hemen gitmesek olur mu? Biraz daha burada kalsak. Oturalım da sen iyi değilsin gibi. Kim var orada? Mücahit'i daha fazla endişelendirmemek için söylemedim ama... Şu adamlar saatlerdir peşimde. Hemen kalkamayız. Kim onlar ya? Ayrıca ne demek peşimdeler? Dağ başım burası ya. Polisi arıyorum ben. Hayır sakın, polis olmaz. Polis gelirse ekmeklerine yağ süreriz. Olmaz, polis olmaz. Neden? Anlatamam. Ya ben senin de başını belaya sokmayayım gerçekten. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. Ama ben başımın çaresine bakarım, sağ olsun. Olmaz. Seni almadan gidemem çünkü Mücahit abiye söz verdim. Keşan dikkat! Leylak! Erdal! Ben de komutanım, ben de. Şimdilik, şimdilik. Ne oluyor lan? Komutanım, bunlar Erdal'ı sıkıyorlar. Lan bunlar Erdal'ı almaya değil, gebertmeye gelmişler. Ha, şenlik ver desene. Sen burada biraz bekle, ben hemen geliyorum. Hayır dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Buyurun hanımefendi. Kimsiniz kardeşim siz? Niye takip ediyorsunuz kızı, nedir derdiniz? Bak seni tanımıyorum. Bu işleri boynu aşar. Karışma, üzülürsün. Allah Allah ya, üzülür müyüm? Sen bir de tehdit mi ediyorsun beni ya? Eşkıya mısınız siz ya, hayırdır? Bana bak. Ah! Ah! Yuh, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Basın gidin lan işinize. Gücünüz lan. Kızlara mı yetiyor lan? Hadi, nasıl delikanlısınız? Çek. Yürüyün gidin buradan. Basın, basın gidin lan işinize. Hadi kardeşim hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Burada böyle şeyler olmaz. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Lan elimi çek. Burada böyle şeyler olmaz. Hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi. Geç bin arabaya. Hadi. Hadi abiciğim hadi. Hadi. Eşkıyalara bak ya. Hadi abi. Koru beni, koru. Yoksa onlar beni öldürecekler. Koru! Erdal'ı koruyun. Ölmemesi lazım. Ulan ne Erdal'mış be? Kendi canımı bu kadar korumadım arkadaş ben. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor komutanım. Kalk lan ayağın. Kalk! Hani lan seni gözden çıkartmazlardı? Ha? Bak seni gebertmeye gelmişler. Çekmişler fişini. Gerizekalı. Senin yüzünden biz de burada elek olacaktık. Aptal herif! Delik deşik olacaktın biz olmasaydık. Tamam. Ne istiyorsanız anlatacağım. Neyi bilmek istiyorsanız söyleyeceğim. Yeter ki beni onlara vermeyin, tamam mı?
Ailemle beni koruyun yeter. Sana inanmamız için önce bize bir şey vermen lazım. Cemal. 12 kişi arasında yerini bildiğim tek kişi Cemal Araş. Örgütün lojistik sorumlusu. İşte silahtı, roketti, tüm bağlantılar onda. Başka? Başka? Gizli bir mekanı var. Sevgililerinden birinin evi. Ama orada pek kimse kalmaz. Genelde boş olur. Haftada bir gün Cemal gider kalmaya. Bu akşam da orada olacak. İsterseniz adresi vereyim ha. Gidin kontrol edin. Saima Karen adına kayıtlı. Tamam. Tamam atlattık geçti. Ya senin de başına iş açtım. Özür dilerim. Sen iyi misin? Ay, iyiyim ya. Küçük bir şey. Hem sen bir de karşı tarafı gör. Mücahit'in arkadaşı da Mücahit gibi olurdu tabii. Nasıl olacak? Bir taksi falan bulalım. Tamam. Tamam da yol. Eyvallah. Bilgileri teyit ettim. Hepsi doğru. Doğru. Salak. Nasıl olsa konuştu. Gerisi de çorap söküğü gibi gelir. E şimdi versek bunu Dragan'a. Gözünden anlayacak konuştuğunu. Ne olacak? Kafasına sıkacak. Erdal sana çok yazık oldu be. Ne diyorsunuz ya? Ne oluyor? Bir zamanlar kozlar senin elindeydi. Şimdi bizim elimizde. Bülbül, sen şakmaya devam et. Komutanım! Burası tamam. Operasyonu. Nasıl, beğendin mi? Taklaya öyle gelinmez, aha böyle gelinir. Aferin Fethi. Güzel plandı. Siz sağ olun komutanım. Hızır gibi yetiştiniz. Bu aslanlar sağ olsun. Her zaman komutanım. O bağırmalarını duymadım sanma Mücahit. Zaten düşmana sıkar gibi sıkıyordun. Oğlum utanmasan yeleğe delecektin. Ben sadece olsun diye şey yaptım komutanım ama. Komutanım vallahi böyle kendini kaptırdı. Erdal'ı öldürecek falan sandık biz. Ama inandırıcıydı. Hele o beşten geriye saymaları falan tam Oscar'lık rol kestine. E bir dönem çaylağımızda set tozu yutmuşluğumuz var. Rol de bana uygun olunca verdim coşkuyu. Ateş, ne kadar daha vaktimiz var? Bir saat falan komutanım. Güzel. Derya da burada. Erdal'ın sorgusuna o da katılacak. Biz de ne yapacağımıza karar veririz. Bundan sonrası bizde arkadaşlar. Sağ olun. Emredersiniz komutanım. Kardeşlerim, çok sıktıysam hakkınızı helal edin. Helal olsun komutanım. Helal edin. Çok sıktıysam hakkını helal edin. Kalk lan. Kalk. Acı güvercin.
Ben müsaade etmediğim sürece oradan çıkamazsın Yavuz. Ben bir yerden çıkmak istersem çıkarım Dragan. Mezardan çıkmış adamım ben. İyi. Bir dahaki girişinde yabancılık çekmezsin. Ananı babanı öldürdün değil mi sen? Evet. Ve pek üzüldüğümü söyleyemem. Annenin Müslüman olduğunu biliyorum. Neyse ki ben değilim. Anladım. Neyi anladın? Neyi anladın? Senin nefretin Türklere ve Müslümanlara değildir Agan. Senin nefretin kendine. Saçmalama. Müslüman bir ananın evladı olduğu için hor gördüler değil mi seni? İtip kalktılar. Bir kelime daha edersen seni ikiye böldürürüm Yavuz. O katliamı da onun için yaptın, kendini ispatlamak için. Geceleri yalnız kalınca ağlıyor musun Dragan? Ha? Neden ben, neden diyor musun? Kes sesini! Kurtulamayacaksın! Hesabını vereceksin Yavuz Karasu. Biraz sohbet ettik. Plan işe yaradı Derya. Cemal Areş diye birini verdi bize. Kara listedeki 12 kişiden biri. Mekanlardan birini de verdi. Bilgiler teyitli. Artık gerisi sende. Tamamdır Erdem ağabeyim. Komutanım, bu Dragan, Yavuz komutanım nasıl almış? Ne ara almış? Turan ustayla görüştüm. Sabah Yavuz'un evine gitmiş. Ortalık toz dumanmış. Herhalde oradan aldı. Kesin bir fırıldak çevirip almıştır komutanım. Haysiyetsiz herif. Komutanım vakit daralıyor. Bu takas için ne yapacağız?
Durun bakalım. Var aklımda bir şey. Size bildiğim her şeyi söyledim zaten. Cemal'i de verdim. Benden daha ne istiyorsunuz ki? Ona ben karar veririm. Sen kafanı yorma. Yalnızca Cemal'le iletişimim vardı benim. Diğerleriyle görüşmedim. Dragan? Tanımıyorum. Yalnızca geçen ay İstanbul'da yaptığı eylemi iyi biliyorum o kadar. Hani şu meydandaki ve metrodaki patlamaları. İyi biliyorum ne demek? Konuş, ne demek istedin? O patlayıcıları ülkeye ben soktum. Baba var, kaçın! Canlı baba, kaçın! Kaçın! Derya. O patlamada benim kardeşim öldü. Orada benim canım gitti. Derya, sakin ol. Dragan. Sakın o cümleni bitirme. Ne yapacaksın o tüfekle? Gidip o Yavuz denen herifi delik deşik edeceğim. Sakın yapma. İstediği de bu. İşime karışma Nadia. Yapma. Onu ciddiye alma. Sakın alma. Annenin kim olduğunun bir önemi yok. Ben senin kim olduğunu biliyorum Dragan. Herkes biliyor. Ben seni nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Bu hallerin çok hoşuma gidiyor. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak dedim. Kardeşim ölmeden saniyeler önce beni aradı. Abla, metroda bir adam var dedi. Canlı bomba olabilir dedi. Hemen uzaklaşmasını söyledim. O ne yaptı biliyor musun? Kaçmadı. Öleceğini bile bile İnsanların hayatını kurtarmayı tercih etti. Gözlerime bak, gözlerime. Benim kardeşim bir kahraman gibi şehit oldu. Ama korkmadı. O gün sesinde her şey vardı. Ama bir gram korku yoktu. İkinizin arasındaki fark ne biliyor musun? Benim kardeşim Allah yolunda hiç korkmadan şehit oldu. Sen de böyle depo köşelerinde korkudan sıçan gibi tir tir titriyorsun. Şunu kafanıza sokun. Ölmekten korkmayan bir millete hiçbir şey yapamazsınız. İyi misin? İyiyim. İyiyim, sağ ol. Hadi beyler, çıkıyoruz. Erdal'ı vereceğiz, Yavuz'u alacağız. Ne? Bu heriften alacağımız daha çok şey olabilir. Nasıl veririz? Beni ona vermeyin, yalvarırım.
Dragan konuştuğumu anlarsa beni öldürür, yaşatmaz. Sus lan! Sus! Doktorum ne yaptın? Ölmüş mü? Yok, yaşıyor. Komutanım sizden iyi anestezi uzmanı olurmuş. Kaç dakikalık doz verdiniz? Ellemeyin. Plan şu. Erdal'ı vereceğiz ama geri de alacağız. Nasıl yani? Eylem yanında verici vardı değil mi? Evet var. Hemen derisinin altına yerleştirelim. Takastan sonra takip edip hem Dragan'ı hem Erdal'ı alacağız. Aynen öyle. Peki Dragan takas sırasında vericiyi fark ederse? Kafasının arkasına yerleştiriyorum, fark edemez. O yüzden hemen aktive etmeyeceğiz. Dragan Erdal'ı aldıktan sonra edeceğiz. Sen de Erdal'ın bir telefonu var değil mi? İstersen İstanbul'a dönüp inceleyebilirsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Belki bir şeyler çıkabilir. Hadi beyler, şu takas işini yapalım. Allah be. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Bekle bizi Dragan. Hazırlanın. Gidiyoruz. Bir planım vardı hani. Veriyor muyuz Yavuz'u? Vereceğiz. Ama öyle kuru kuruya değil. Yanında harika bir sürprizle. Ustam, bir iki saat sonra gelir alırım. O saate hallolmuş olur. Kolay gelsin. Simitçi! Allah Allah, Yavuz komutanım ne çok ortalarda bugün. Simitçi! Simitçi! Şşş Simitçi, bana bak. Buyur. Bana bak. Kaç para simit? 1,5 sarayım bir tane. Yok sarma. Fiyatını merak ettim. Tövbe estağfurullah. Deli midir nedir ya? Senin babandır. Gelsene. Ya ben sizi rahatsız edeceğim galiba. Gideyim en iyisi ben. Bakarım başımın çaresine. Ya saçmalama lütfen, geldik buraya kadar, geç hadi. Yok yok, gerçekten gideyim ben, sağ ol. Ya Melisa lütfen. Nazlı. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Melisa. Melisa annem. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacı varmış Melisa'nın. Ben de burada kalmasını teklif ettim ama kendisi biraz çekiniyor tabii. Aa, niye? Rahatsızlık vermeyeyim size. Olur mu canım öyle şey? Niye rahatsızlık veresin? Kalkam. Thank you.
Görmüyor musun? Kapalıyız. Yavuz komutanım nerede? Yok. Bugün izinli. Nereye gitti? Sana ne evladım? İyi o zaman ben burada bekleyeyim. Savaşta orada mıydın? Neler gördün? Ölümü gördüm usta. Zalimliği gördüm. Alçaklığı, hainliği, ihaneti. Bir insanın görmemesi gereken ne varsa gördüm kısacası. Annen baban orada mı? Annem babam yok. Öldüler. Gözümün önünde öldüler. Dragan Radkovic denen bir çocuk vardı. Daha gençti o zaman. Bütün köyü taradı. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı hiç dinlemedim. Annem üstüme atıldı. 4-5 kurşun yemişti. Bana gelmedi kurşunlar. Ama korktum. Bütün gece ölü gibi bekledim. Ne bir yardım, ne bir şey. Kimse gelmedi. Bütün gece sabaha kadar anamın babamın ölüsüne baktım Turan Usta. Sen hiç konuşmadım. Ağzımı açamadım. Allah razı olsun. Türk devleti sahip çıktı bize. Okuttu, büyüttü. Asker oldum ben de. Evlat, sakin ol. Sakin ol evladım. Sakin ol. Bak evlat, bu devlet dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları sahipsiz bırakmaz. Bırakmadı zaten usta. Allah devletimizden razı olsun. Ben keşke daha fazla hizmet edebilseydim. Keşke şehit olsaydım. Ama kablolar koptu bende, ne yapayım? Biz de insanız, bizim de bir gücümüz var. Olmadı. Olmuş olan da hayır vardır. Bakarsın devlete hizmet etmek için yeni bir kapı açılır sana ha? Vallahi mı diyorum? Yemin et usta. Doğru mu söylüyorsun? Usta sen bana böyle bir imkan ver. Ben senin kulun kölen olurum usta. Yavuz komutanım da mı öyle yoksa? Sen beni komutanımın yanına ver.
Yedi iklim dört bucaktan adam alalım. Al da alalım, vur da vuralım, öl de ölelim, yemin ediyorum. Kopuk. Hemen koptun. Kopma evladım. Nereden aklına geliyor bunlar? Ben kendi halinde bir tamirciyim. Sakin ol. Hem Yavuz da ortalarda yok zaten. Ben bulayım geleyim. Otur oturduğun yerde. Tamam usta, tamam. Oturun. Valla. Kıpırdamıyorum. Canımı sıkma. Hayat her zaman karşına böyle iyi insanlar çıkarmıyor. O yüzden garipsedim biraz. Merak etme. Burada kimse sana bir şey yapamaz. Çok teşekkür ederim. Yarın hemen gideceğim, söz veriyorum. Ya Allah Allah, sana git diyen mi var ya? İstediğin kadar kalabilirsin. Kendi evin gibi düşün. Ne kadar iyisin. Daha beni tanımıyorsun bile. Ama evini açıyorsun. Mücahit abiyi tanıyorum ya. O bana yeter. Bu kadar çok mu güveniyorsun Mücahit'e? Yani öz abim olsa bu kadar güvenirdim herhalde. Hem zamanında hayatımı kurtarmışlığı da var. Aa, nasıl yani? Ya, uzun hikaye. Mücahit abi delidir falan ama mangal gibi bir yüreği vardır. Evet, sevimli de. Aa, yok, şey yanlış anlama. Yani bizim aramızda bir şey olduğu yok. Onu tanımıyorum bile daha. Ben bu hale nasıl düştüm acaba bilmiyorum ki. Tamam, tamam. Sen dinlen istersen biraz. Başına ne geldiyse de bir çözümü bulunur. Merak etme. Takas noktasında herhangi bir hareket istemiyorum. Ne olursa olsun Erdal'ı vereceğiz ve takipte kalacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Ayıltalım mı artık bunu? Ayıltın. Oh, uyan uyan. Geldik. Ne oldu bana? Araba tuttu herhalde, uyumuşsun. Nereye gidiyoruz? Seni verip mandal sepet alacağız. Ne dedin sen? Bir daha de bakayım. Seni verip mandal sepet alacağız dedim komutan. Oğlum bu bildiğin güzel espri yapmaya başladı lan. Sayenizde komutanım. Yapmayın. Beni Dragon'a vermeyin. Adam beni öldürür. Vallahi orası bizi ilgilendirmez. Anlaşma anlaşmadır. Öldürmez öldürmez. Öldürecek olsaydı çoktan öldürürdü zaten. Ettiğini söylemezsin, olur biter. Siz Dragon'ı tanımıyorsunuz. Adam manyağın teki o. Onu biliyoruz. Demek ki senin kadar tanıyoruz. Lütfen yapmayın. Lütfen diyorum ya, yapmayın lütfen. Şunu görüyor musun? Kafanın öteki tarafını da ben patlatmayayım. Kes sesini. Çaylak, geçir şunun kafasına çuvalı susun. Yapmayın lütfen diyorum size, yapmayın şunu. Şşş. Bak sus. Yoksa ağzını kapatmak zorunda kalırız. Tamam mı? Aferin. Yapmayın diyorum. Gel. Sayın savcım.
Yavuz Karasu'yla yemek yiyen kadın vardı ya, Nisan Bühner. İstihbarat bir rapor gönderdi. Eylem Hanım'ın da bilgisi var. Evet. Ayrıca canlı kurye Erdal'ın telefonundan çıkan bir numarada babasının şirketine kayıtlı. Allah Allah. Tabii pek bir şey ifade etmez ama yine de önemli bir bağlantı. Eylem gelince konuşurum. Üstüne düşelim. Şirketi bu kadın mı yönetiyor? Hayır, babası. İşleri kızına devretmiş. Kendisi daha çok tarihi eser koleksiyonu yapmasıyla meşhur. Nisan Bühner'in de daimi ikametgahı İsviçre'de gözüküyor ama şu an hala İstanbul'da. İyi. Bir davet edelim bakalım. Ne? Duymadın mı? Emniyeti ara, kendisine soracak bir iki sorumuz olduğunu söylesinler. Bu biraz riskli olmaz mı? Hangi açıdan? Bu kadın öyle basit biri değil. Ben de basit bir iş yapmıyorum zaten. Sen dediğimi yap, gerisine karışma. Peki Sayın Savcı. Dur. Nefesinin kokusunu almayayım. Bu ne güzel bir karşılama komutan. Ev sahibi biz olsaydık daha iyisini de yapardık. Yalnız bakıyorum, içinizden biri eksik sanki ha? Bu topraklarda düşmanını tanıyacaksın. Öyle mi? Yalnız şimdiden söyleyeyim, başka bir planınız varsa unutun. Çünkü bizim de şu an yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Şu an kulağına fısıldıyor değil mi? Söyle ona boşuna uğraşmasın. Merak etme. Eğer Yavuz'u bize verirsen biz de Erdal'ı sana vereceğiz. Sonra da başka bir yerde, başka bir zaman canını almak üzere buradan ayrılacağız. Ne güzel bir temenni. Merak ediyorum komutan. Neden ülkenizi bu kadar seviyorsunuz? Yani bir daha böyle sohbet ortamında olamayabiliriz diye soruyorum. Neden?
Çünkü bu dünyada sizin kadar pislik o kadar çok ki. Özgürce yaşamak için birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu yani ha, bu kadar mı? Tabii ki de değil. Bu sadece özeti. Asıl filmi Türk mahkemelerinde yargılanırken izleyeceksin. Azminize ve inancınıza hayranım. Bu kadar muhabbet yeter. Şu takası bitirelim hadi. Hay hay. Nasıl yapalım? Aynı anda mı? Uygundur. Bir saniye. Küçük bir önlem. Yavuz komutanım değilmiş. Komutanım bunlar bize resmen alay ediyor. Ben ona göstereceğim alay etmeyi. Elan, verici aktive mi? Hemen aktive ediyorum. Hadi peşlerine düşüyoruz. Ne haber Erdal? Sonunda geldiniz. Bir an hiç kurtulamayacağımı sandım. Konuşmadın değil mi? Asla. Beni konuşturmak öyle kolay değil. Güzel. O halde iyi bir alışveriş oldu. Yavuz'u ne yapacağız? O benim ganimetim. Yavuz'la ben ilgileneceğim. Tamam Erdal, bitti işte. Sakin ol artık, kurtuldun. Sakinim ben. Bir sıkıntı yok. Aşık, nedir durum? Komutanım, 7 kilometre önümüzdeler. Hala seyir halindeler. Güneye doğru devam.
konuştun değil mi? Nereden çıkardın konuştum? Ağzımı bile açmadım. Konuştun değil mi? Yemin ederim ağzımı bile açmadım. Doğru söyle, yaşamana izin vereyim. Etrafımızı sardılar. Beni öldürmeye çalıştılar. Kim? Bizimkiler. Örgüt mü? Yani ben öyle sandım. Meğerse hepsi onların adamlarıymış. Oyuna getirdiler beni. Ben de kızdım, konuştum. Kesin takip ettiler bizi. Telefonu ver. Nisan Hanım. Efendim? Bu Erdal Salak konuşmuş. Peşimize düşmüşlerdir. Buradan hemen çıkmamız lazım. Jetimi gönderiyorum. Neredesin? Havaalanına 10 kilometre uzakta bir yerde. Çık hemen oradan. Yavuz seninle mi? Evet. Öldür onu. Akşam buluşalım. Örgüt Erdal'ın konuşunu öğrenirse hiç iyi olmaz. Şimdilik aramızda kalsın. Dediğim gibi hemen terk et orayı. Anlaşıldı. Adamları topla. Az kaldı, yaklaşıyoruz. Sinyal sabitlendi, sanırım mekandalar. Keşanlı burada dur. Sızma yapacağız. Nisan Hanım, kapıda polisler var. Ne? Polis mi? Daha neler? Hanımefendi. Buyurun, ne vardı? Bizimle gelmeniz gerekiyor. Konu neydi? Bizim bir malumatımız yok. Nisan Hanım, avukatınızı aramamı ister misiniz? Gerek yok. Kim çağırtıyor beni? Bir bilgi veremiyoruz. Zorla getirme kararı yok. Sadece bir davet. Bu nazik daveti reddetmek kabalık olur. Hem kim çağırtıyormuş beni çok merak ettim. Tanışmış oluruz. Bekleyin, hazırlanıp geliyorum. Bekliyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Türkler peşimizde. 3 kişi Yavuz'u buradan alıp başka bir yere transfer edecek. Neden öldürmüyoruz? Sen karışma. O benim işim. Geri kalanlar burada gelenleri karşılayacak. Hepsini öldüreceksiniz. Tuzak mı kurarsınız, pusu mu kurarsınız, kendinizi mi patlatırsınız? Ne yaparsanız yapın, umurumda değil. Ya peşimize takılırlarsa? Türklerin önceliği Yavuz'u kurtarmak, biz değiliz. Hadi. Ha bu arada... Yavuz'un burnu bile kanasa bunu sizden bilirim. O benim. Evet beyler. Siz üçünüz transfere. Üçünüz odaya gidin. Diz çök. Ellerini ensende bağla. Ne oldu ya? Bir yere mi gidiyoruz? Soru sorma lan. Dediğimi yap.
Hiç hareketlilik yok. Burası olduğuna emin miyiz? Sinyale bakılırsa burası. Sokulalım, iyice anlarız. Yavuz Karasu kaçmış. Çabuk gelin. Dur! Kıpırdama! Tam orada! Burnu! Dragan'ı duymadınız mı? Burnu kanarsa sizi öldürürüm demişti. İndirin silahları. Bana mı baktınız beyler? Işıklar. Allah kahretsin. Nerede Allah? Ölmüş. Allah kahretsin, vericiyi buldular demek. Bu da geleceğimizi bildikleri anlamına geliyor. Yani içeride her türlü tuzaklama yapılmış olabilir. Komutanım, ne yapıyoruz şimdi? Yavuz komutan içeride mi dışarıda mı bilmiyoruz ki. Vericiyi buldularsa onu da çoktan götürmüşlerdir buradan. Beyler, isterseniz sizi koltuk falan getirelim ha. Olay açık oturuma dönecekse yorulmayalım. Ne diyorsun oğlum? Ne yapacağımızı konuşuyoruz şurada. Şimdiye kadar girip komutanımı alıp çıkmıştık diyorum. Çaylak, drone yanında mı? Yanımda komutanım, çantada. Önden bir bakalım. Tamam komutanım. İki dakika hazır.
Ulan iyice ater oyununa döndürdünüz be. Salın girelim işte. Keşanlı. Sen özel kuvvet askeri misin? Serden geçti Yeniçeri mi? Oğlum soyadım Serden geçti değil mi? Ne anlatıyorsun sen? Adam haklı beyler. Saçma bir soru oldu, haklısın. İçeriyi göremiyorum komutanım. Ya hadi girelim aga. Hadi girelim ya. Toparlan çaylak. Beyler giriyoruz. Ha? Komutanım. Nerede kaldınız oğlum? Komutanım, burada tam olarak ne oldu? Hiç. Komutanım, hepsini sen mi öldürdün? Ben bir şey yapmadım. Dışarıdaydık. Silah sesi falan da duymadık. Komutanım, tek başına halletmişsin hepsini. Komutanım, yaralarım var. Bakayım istersen. Bu yaralara sen bir şey yapamazsın aşk. Komutanım, iyi görünmüyorsun. İyi değilim çünkü. O sana işkence mi etti? Hepsi benim yüzümden öldü. Nasıl komutanım? Uzak dur benden. Ne diyor oğlum? İlaç falan verdiler herhalde. Aşk. Hemen arabayı getir. İyi değil o. Emredersiniz komutan. Erdem albayıma haber verin. Yavuz komutanımı ona teslim edeceğiz. Avukat istememişsiniz. İstemeli miyim? Bir suç işlediniz mi? Ben de bunu merak ediyorum aslında. Beni bir şeyle mi suçluyorsunuz? Hayır. Yani henüz değil. Sadece birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle kiminle konuştuğumu öğrenmek istiyorum. Ben Derya Dumansız. Terörle mücadele savcısıyım. Terörle mücadele. Bu ilginç oldu işte. Siz de Nisan Bühner. Evet. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun olmak için bu kadar acele etmeyin savcım. Beni henüz o kadar iyi tanımıyorsunuz. Buyurun, sizi dinliyorum. Yavuz Karasu'yu nereden tanıyorsunuz? Yavuz Karasu mu, o kim? Nisan Hanım, tanıştığınızı biliyorum. Ha, hatırladım. Restoranda karşılaşmıştık. Yakışıklı adam ama. Senin yerinde olsam onu sorguya çekerim. Ben flört etmek için biraz geç kaldım. Hanımefendi, soruma cevap verin. Sesinizin tonunu beğenmedim, savcı hanım. Daha bir şey görmediniz, Nisan Hanım. Savcı hanım delirdi herhalde.
Hiçbir suçlama, delil, bir şey yokken nasıl olur da sorguya çeker benim müvekkilimi? Merak etmeyin. Bir yanlışlık olmuştur. Şimdi anlarız. Merak ettim. Bir kahve falan ikram etmeyecek misiniz? Dışarıda içersiniz. Sormak istediğim bir isim daha var. Buyurun. Dragan Ratković. Bu ismi duydunuz mu? Duydum. Tanışıyorsunuz demek. Tanışıyoruz demedim. Duydum dedim. Nereden duydunuz? Radyodan, haberlerden. İstanbul'da bombalar patlatan manyak değil mi o? Ta kendisi. Bu ismi bana neden sorduğunuzu merak ettim. Hanımefendi, benim işim bu. Soru sormak. Yanlış kişilere soru sorarak başınıza ancak iş açarsınız Savcı Derya Hanım. Eğer bu bir tehditse karşınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı olduğunu hatırlatırım. Bedeli ağır olur. Sizi tehdit etmek için bir tehdit olarak görmeliyim ki öyle görmüyorum. Ayrıca başınıza çoktan iş açtınız. Ben İsviçre vatandaşıyım ve saygın bir iş insanıyım. Sayın Başsavcım. Derya. Ne oluyor burada? Bu yaptığınız suç. Sizi şikayet edeceğim. Avukat bey, siz bir sakin olun. Umarım bir açıklaman vardır. Sadece sohbet ediyorduk. Savcı Hanım haklı. Sayın Başsavcım, sadece biraz sohbet ettik. Büyütecek bir şey yok. Dediğim gibi Sarı Komutan'ı da çağır. Bence çok yakışacaksınız. Kızım sen delirdin mi? Ha? Ne yapıyorsun sen? Bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Tanıştık Sayın Başsavcım. Görünüşe göre birbirimizi sevdik. Sık sık görüşeceğiz. Bana bak. Sakın kafana göre bir şeyler yapmaya kalkışma. Derya, bunun bedeli senin için çok ağır olur. Anlıyorsun değil mi? Anlaşıldı Sayın Başsavcım. Elimizi çabuk tutalım. Ne olur ne olmaz. Bu adamın erken geleceği falan tutar. Az kaldı komutanım. Birazdan hazır olur. Yok. Şu kumanyaların tadı hiçbir şeyde yok komutanım. Anamın yemeklerinden güzel oldu demeyeceksin herhalde. Bak ateşle oynuyorsun söyleyeyim. Kulağına giderse Keşanlı abin de kurtaramaz seni. Aman komutanım Allah korusun. Anamın yemeği gibi var mı ya? Onu bunu boş verin de. Gel şimdi böyle sofra kur. Ondan sonra hafızam. Vallahi duasız oturtmazdı bizi sofraya. Vay hafızam hani. Şehidimizin ruhu şad olsun. Amin. Vallahi bunlar mis gibi oldu ha. Keşan nerede? Telefonla konuşuyor. Alo. Melisa nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. De sen neredesin? Neden gelmedin hala? Ya ben mesaiye kalmak zorunda kaldım. Sabaha kalmaz gelirim inşallah. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, çok iyi bakıyorlar bana. Nazlı çok tatlı biri. Bir tanedir o ya. Mücahit. Heh. Sen çok iyi bir insansın. Biliyorsun değil mi? Bazen öyle diyorlar.
Ama iyilik yapmayı seviyorum ben. Öyle bilecek bir şey yok yani. Hayır öyle deme. Eğer sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Benim şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan Aşık konserve kralısın yemin ediyorum. Mis gibi kokmuş. Durun lan ben ne yiyeceğim. Ne zaman gelecek bu adam? Birazdan gelir. Adam sırf keyif için evi koruyor. İşe bak. Manyak aga bunların hepsi. Yalnız çok kalabalık gözüküyorlar komutanım. Bir de bu Cemal korumalarıyla gelirse. Ki geliyor. Daha yok muydu? Bütün örgütü getirseydin bari. Ne yapacağız avcı? Ne yapacağız? Dalıp alacağız herifi. Sıkıntı sayıysa ben hallederim yarısını. Hayır, niye bu kadar kalabalık geldiler ki? Bizim geleceğimizden haberleri falan mı vardı komutanım? Sanmam. Tırsar bunlar. Bilseler gelmezdi. Acaba ne işi var içeride? Belki kafayı çekecek. Olabilir. Ben Erdem komutanıma haber vereyim. Sonra bakarız icabına. Komutanım. Dinliyorum avcı. Cemal eve giriş yaptı. Fakat fazla kalabalıklar. Yani halletmeniz zaman mı alır? Fazla mı riskli? Riskli komutanım. Komutanım hallederiz bizi. Anlaşıldı Fethi. O zaman SİHA ile vuracağız. SİHA komutanlığı ile görüşüyorum. Siz işaretlemeyi yapıp koordinatları bildirin. Ve güvenli bir yere çekilin. Emredersiniz. SİHA ile vuracaklar. Lazer işaretleme yapacağız. Anlaşıldı komutanım. Canlı alsaydık iyiydi. Doğru ama dediğin gibi fazla riskli. Çaylak yardım et. Hazır mıyız? Hazırız komutanım. Bizim mesafemiz nasıl Çaylak? Sıkıntı yok komutanım. Bu mesafeden etkilenmeyiz. Dinliyorum Fethi. Komutanım biz hazırız. Koordinatları yolluyorum. Anlaşıldı. SİHA komutanlığına iletin koordinatları. Emredersiniz komutanım. Ya böyle SİHA'lar falan vurunca da benim içim rahat etmiyor. Ya Mücahit, kurban olayım şu teknolojiyle barış artık. Bak sene 2018 oldu. Ya öyle de. Kendi gözümle görmeyince ikna olamıyorum bunların öldüklerine. Böyle şimdi büyük bir enkazın içinde kalacaklar. Belki ölmeyecek o herif. Deli deli konuşma Keşan. Az sonra buradan geriye sadece toz bulutu kalacak. Güzel güzel. İçecek bir şeyler de getirin buraya. Tamamdır. Bana bak. Dışarıda bir hareketlilik yok değil mi? Yok, güvendeyiz efendim. Hmm. Vallahi hep öyle diyorsunuz ama sonra gelip bir şekilde buluyorlar. Zaten Türk ordusu tepemizde. Uçkur davasına yakalanırsak örgütte itibarımız kalmaz. Burada olduğunda Erdal'dan başka bir den yoktur umarım. Öyle ama Baran yakalandıktan sonra babam olsa güvenmem. Siz gözünüzü dört açın. Her tarafa yayılın. Tamam mı? Emin olur. Hadi bakayım. Hedefe 2 dakika. İki dakikamız kaldı beyler.
Bu ne şimdi? Baksana şuna. Hoş geldin yavrum. Bu ne güzellik ya. Sağ ol. Hoş geldin, hoş geldin. Gel bir öpeyim. Uzun zaman oldu. Ne yapıyoruz komutanım? Beklemede kalın. Ben geldim. Gel bakayım, hoppa. Allah kahretsin. İki sivil bir de çocuk var. Bu hiç iyi olmadı. Dinliyorum Fethi. Komutanım. Biri çocuk olmak üzere iki sivil tespit ettik. Hedefe yakınlar mı? Fazlasıyla. Anlaşıldı. SİHA operasyonunu iptal ediyorum. Beklemede kalın. Emredersiniz. SİHA komutanlığı ile görüşün. Operasyon iptal. Emredersiniz komutanım. Destek için en yakın birlikle görüşeceğim. Beklemede kalın. Nereden çıktı sen ha? Kocaman olmuşsun lan kocaman. Hadi de. Gel 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 gel. Sofra hazırlattım size. Hadi koş içeri. Koş. Niye getirdin bunu? Ne yapayım Cemal? Nereye bırakayım en kadar bebeği? Ya kadın, bir gece keyif yapacaktık ya. Hadi yürü yürü. Komutanım, o kadar zamanımız olmayabilir. Bu adamın burada ne kadar kalacağı belli değil. Emrederseniz biz gidip alırız. Az önce riskli demiştin. Riskli komutanım. Ama bu adamın serbest gezmesi kadar riskli değil. Tamam. Tamam, ben yine de destek isteyeceğim. Dikkatli olun. Emredersiniz. Giriyor muyuz komutanım? Giriyoruz. İşte bu be. Karabatak, ne durumdayız? İki katmanlı bir güvenlik söz konusu. İlk önce girişi halletmemiz lazım. Devriye atanlar da var. Ekstra kapıdaki adamlar. Avludan içeriye girdiğimizde neyle karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum. Ama diğerleriyle beraber 20'ye yakın adam olabilir. Keşan'la Aşık, siz önden gidip sola alın. Sessiz olun. Aynı anda biz de kapıyı halledeceğiz. Sonra içeri gireceğiz. Hiç olmadığımız kadar hızlı, hiç olmadığımız kadar sessiz olacağız beyler. Nasıl, güzel olmuş mu? İyi oğlum, ye. Bundan da vereyim sana. Hı? Hangisini istiyorsun? Bundan istiyor musun? Temiz. Cemal, ne oluyor? Sustur şunu! Karabatak, acele et! Ediyorum, ediyorum, ediyorum!
temiz. Ne oldu? Kaçmamız lazım. Herkes indirdiler. Nereden kaçacağız? Alt kattan. Cemal, bizi burada bırakma. Siz burada kalın. Size bir şey yapmazlar, merak etme. Bana bak. Eğer tek kelime ötersen gelir bulurum, gebertirim seni. Anladın mı? Tamam. İçeri giriyoruz. Temiz. Merak etmeyin, size bir zarar vermeyeceğiz. Cemal nerede? Yürü, yürü! Cemal nerede dedim? Alt kattan kaçtı. Koş, koş! Yürü, yürü! Koşun, koşun, koş! Adam kaçtı ya! Helal be komutanım. Koşun beyler. Yavaşça dışarı çık. Ellerini göster. Çık çık. Buraya kadarmış. Yavaşça in, adam gibi teslim ol. Cemal'den buraya kadarmış. Kendi kaşındı. Anlaşıldı Fethi. Konuşturabilsek bizim için daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. İyi iş çıkardınız, aferin. Hadi toparlanıp geri dönün. Emredersiniz komutanım.
yakalandı mı? Evet. Ama öyle olarak. Önemli olan yakalanmasıydı. Ben karargahla görüşeyim, haberin dünya basında çıkması için elimizden geleni yapalım. İyi fikir. Ne kadar çok korkarlarsa o kadar panik yaparlar. Yaptığı açıklamada kara listede yer alan Cemal Areş'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı sayın seyirciler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 12 kişilik listede yer alan başka bir terör örgütü mensubu canlı olarak ele geçirilmişti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada terör örgütü mensuplarını ve onlara yardım ve yataklık edenleri Türkiye Cumhuriyeti Adaletine teslim olma çağrısında bulundu. Operasyon uluslararası alanda büyük sansasyona yol açtı. Birçok uluslararası ajans operasyonun son dakika gelişmesi olarak girdi. Komutanım iyi misin? Bu soruyu sormasan daha iyi olacağım. Hayır, geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor da. Düşünüyorum. Söyle, beraber düşünelim. Bunun ne işi var burada? Git diyorum, gitmiyorum. Ha, ben komutanımı bulmuşum, daha da gitmem. Beni kapıdan kovsanız bacadan girelim. Uzaklaş buradan, git. Yavuz, ne yapıyorsun? Git, uzak dur benden. Komutanım, ben ne yaptım? Lan git diyorum, git! Gitmiyorum. Ben giderim. Ölene kadar bu acıyla yaşayacaksın Yavuz. Vicdanından kurtulamayacaksın. Sen artık lanetlisin.
Anladım. Anladım. Kapa salak. Kapa. Ne oldu? Yavuz. Kaçmış. Evet ama önemli değil. Ona öyle bir şey yaşattım ki nerede durması gerektiğini gayet iyi biliyor. Hiç zannetmiyorum. Böyle olmayacaktır aga. Ufak tefek şeyler ama bizi yıpratıyor. Tamam, aklında ne var? Aynı şekilde bir misilleme ile cevap vereceğiz. Onlar bizim işbirliği yaptığımız isimleri yok ediyorsa, biz de onların işbirliği yaptığı isimleri yok edeceğiz. Vali ise vali, bakansa bakan, general ise general. Nasıl olacak bu? Haberlerden izlersin. Ben kıvılcımı yakıyorum. Gerisi sende. Mezarını kazıyor usta. Delirdi vallahi. Benden medar. Komutanımla da koptu kayışlar. Yavuz. Yavuz dedim. Ne yapıyorsun? Mezarımı kazıyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben nefret ediyorum Turan Usta. Ben aynaya bakamıyorum. Her yerde onları görüyorum. Annemi görüyorum. Babamı görüyorum. Merve'yi, Hafız'ı, Bahar'ı. Hepsini görüyorum. Onlar senin yüzünden ölmedi. Neden öldüler o zaman? Söyle bana niye? Ben sana söyleyeyim niye olduğunu. Tek suçları beni tanımak. Beni sevmek. Belki kopuğun başına da gelecek. Belki senin başına da. Erdem komutanımın, çaylağın, avcının. Herkesin bir eceli vardır. Ecel gelince boynumuz kıldan ince. Takdiri ilahi bu.
Benimki de buymuş demek. Komutanım, ben seni yeni buldum. Bana bunu yapma bak. Allah rızası için yapma. Bütün acıları dindireceğim. En çok da kendiminkileri. Senden hizmet bekliyor. Hala bekliyor. Güçlü olacaksın. Cesur olacaksın. Dayanacaksın. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Allah'ım affetsin beni. Babamın yüzünü kara çıkardığım için üzgünüm. Çok büyük.